Özel yayınımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin iş dünyasının öne gelen isimleriyle bundan sonra ne olacak ve hükümet doğru adımlar atıyor mu? Bu bölümde onu konuşacağız. IMF ile başlayalım. Evet istersen. Yani artık meseleyi somutlaştırmak gerekiyor. Ferit Bey, yine ilk size sorayım ben soruyu. Meşakkatli bir konu farkındayım ama yani IMF meselesi bir gösterge haline, bir çıpa haline geldi Türkiye'de. Zaten öyleydi ama bugünün tartışmasında da o. Yapmalı mıydık, yapmamalı mıydık? Geç mi, erken mi? Ne düşünüyorsunuz? Soruyu sorarken en anahtar sözcüğü söylediniz. Çıpa. Ben memleketimin bilançosunu biliyorum. Kamu bilançosunu biliyorum. Fakat öyle bir ortam yaşıyoruz ki olabilecek ekstra her güven benim cebimde bir silah. Ben öyle bakıyorum. Şimdi 2001-2002'den başlayan Türkiye'deki programa bakıldığı zaman Türkiye güvenli o günkü şartlardaki Türkiye'ye göre yapılan bir ekonomik program IMF ile beraber. O bir güven getirdi, bir güven çıpası getirdi ekonomiye. Yurt dışından ve yurt içinden yatırımcılar bir daha fazla güven hissetti. İkincisi de Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'nin koşması Türkiye'yi çok daha değişik memleketler seviyesine politik olarak, sosyal olarak getirecek diye ki bunun ikisinde de aslında koşuyoruz. IMF'yi biz bitirdik. Şimdi bundan 6 ay evvel bunu çok samimi söylüyorum. Tartışsaydık ben burada IMF'siz bu işi yapalım derdim. Ama hani Mayıs'ta bitmeden önce ne yapacağımız açıklansın, belli olsun gerekmez miydi? Yine söylerdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin bütçe disiplinine ve mali yönetimine, bilanço yönetimine ve onu yönetenlerin bunun arkasında durup Türkiye'nin bu işi tek başına yapabileceğini göstereceğine inancımdandır. Fakat şu anda dünyada herkes kendi çaresiyle, kendi problemiyle uğraşırken biz diyoruz ki Türkiye'ye merhem olacak parayı çekelim veya Türkiye'deki parayı kaybetmeyelim. O zaman böyle bir çıpaya, böyle bir garantiye, böyle bir rahatlığa ihtiyaç vardır. Yalnız şimdi 2001-2002 yıllarındaki Türkiye ve dünyaya bakarsak o zaman Türkiye yanlışlar yapmış, perişan durumda, dünyada problem yok. Türkiye'de varlıkların değeri düştüğü zaman veya fırsat çıktığı zaman bir an evvel Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen paranın da etrafta gezdiği bir dönemi konuşuyoruz. Şimdi öyle bir dünyada değiliz. Dünya değişti. Türkiye de değişti. Dünyada son 1,5 senedir siz de takdir edersiniz ki çok ilginç devletleştirmeler, çok ilginç problemlere olasılık dışında düşüneceğimiz çözümler alınmaya başlandı. Serbest piyasa ekonomisinin dışında diye düşündüğümüz çözümler oluşmaya başladı ve yavaş yavaş bakıyorsunuz Avrupa faizini tutarken Amerika indiriyordu. İşte zaten imbalance orada oluştu. Yani beraber hareket edemediler. Birileri dedi ki ben büyümeyi ön plana alıyorum, enflasyonu unutalım. Bazısı dedi ki ben bütçe disiplinimi tutayım, enflasyonu aşağıda tutayım, ben bunu hallederim, yine büyümeyi halledebilirim. Yani demek ki dünyada aslında hepimizi korktuğu bir tek şey vardı. Hatırlarsanız ve biz dünyada hep ilk dörtlerde, ilk beşlerdeydik bunda. Enflasyonda lider durumdaydık. Biz tam enflasyonumuzu çözdük. Dünyada gelişmiş memleketler, hep bizi enflasyonumuzu kritik edenlerde ben bakıyorum şimdi şakır şakır paralar basılıyor. Devlet yardım ediyor. Tabii Amerika'da bu çok daha kolay. Çünkü arkada parayı, Amerikan dolarını basabiliyorsunuz. Bizde öyle bir rahatlık yok. Ve enflasyonu ileride kür edecekleri, çözecekleri bir döneme girmeye başlıyoruz. Şimdi bizim için şu önemli. Evet, IMF ile bir şey yapalım ama bakın büyüme ve bütçe disiplinini bozmadan büyümeyi de getirecek bir IMF programını oluşturabilir miyiz? Buna çok dikkat edelim. Çünkü ileride programın
dizayn ettikten sonra programın dışına çıktığınızda kritiği yersiniz. Bu bugünkünden çok daha değişik bir ortam yaratabilir. Onun için burada ben, büyüme ve enflasyon dengesine dikkat etmek lazım. Şöyle diyorum istersen hemen bir anket yapalım. Dün Mehmet Şimşek de diyordu ki bizim özellikle özel sektörü destekleyebileceğimiz önümüzü tıkamayan bir IMF programına ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla çalışmalar sürüyor. Kısa kısa ama. Siz ne diyorsunuz? Yapılmalı mı yapılmamalı mı? Türkiye'nin IMF programına ihtiyacı var. Keşke daha evvel yapılsaydı. 50 milyar dolarlık cari açıkla Türkiye her halükarda bir sıkıntıya girebilir. Tedbirli olmanın faydası vardı. Agah Bey bir şey söylüyordunuz. Ben anket yapılmadan önce bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun, aslında politik olarak baktığım zaman IMF'den uzak durmayı doğal karşılıyorum. Üç sebepten dolayı. Bir, IMF ile bir anlaşma yapmak bir zayıflık simgesi haline dönüştü dünyada. Yani son 20-30 yıla bakacağız zayıf ekonomiler IMF ile şey yapıyor, anlaşma yapıyor. İkincisi, bugün o parayı kullanılacak bugün bir yer yok Türkiye'de. Yani bir yangın olmadığı için öyle gözüküyor dışarıdan da bakınca. Muhtemelen Ankara'dan bakınca da böyle gözüküyor. Bir de bütün ülkeler çok esnek olmak zorunda. Çok hızlı kararlar almak ve çok esnek politikalar yaratmak zorundalar önümüzdeki birkaç yıl. IMF de bu esnekliği durduran bir unsur aslında. Şimdi bu üç sebepten dolayı IMF'den politikacıların uzak durmasını doğal karşılıyorum. Ama şu çok önemli. İhtiyacımız olup olmamasından öte ben onun için anketten önce söylemek istedim. IMF de eski IMF olmayacak. Buna inanıyorum. Yani görüyorsunuz o 3 ayda, 6 ayda, 9 ayda yapılacak deal'lar, anlaşmalar 3 saatte, 5 saatte yapılıyor. Devlet bankaları 3-5 saatte devralıyor. Bu esneklik o kadar inanılmaz ki IMF de bu hale gelecek. Çok daha esnek, çok daha az kuralcı ve gerçekçi olacak diye düşünüyorum. Böyle bir IMF, yani büyümeyi önlemeyen veyahut da bizim esnekliğimizi kısıtlamayan bir IMF ile efendim? Mümkün değil ama öyle bir... Olacak, bakın görün. Büyümeden vazgeçmeyeceksiniz. Mümkün mü bu ortamda? Yok, büyümeyi hasar görmeyecek kadar küçülmekten, küçülmemekten bahsediyorum ben. Yani büyümeyi çok kolay görmüyorum. Ama yani kullanan devletlerin politikalarına daha çok saygı göstereceğine inanıyorum IMF'nin bundan sonra. Öyle devam edeceksek, şimdi... Ben IMF programı yapmayalım demeyi yine kusura bakmasın Agah. Ben diyorum. Peki yani bu ya böyle şöyle yapalım böyle yapalım böyle demeyi ben için. Hala krizi dünyadaki problemi çok iyi anlamadığımız bizim böyle bir ülkelerin battığı bir dönemdeyiz. Şirketlerden bahsetmiyorum. Ülkelerin battığı ve belki de bunun devam edeceği bir dönem yaşıyoruz. Ben kötümser pesimist demeyin bana. Yani ben gerçeği görmek durumundayım. Aksi takdirde şey yapamam, ilerleyemem, geleceği planlayamam. Yani aksi takdirde kendi kendimi... Ben bunda geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Her geç kaldığımız gün maliyetin artacağını düşünüyorum. O zaman soracağız niye 2 ay önce yapmadık diye, niye 3 ay önce yapmadık diye. Artı... paranın kalmayabileceğini bile düşünüyorum. Yani 200 hani milyar biz, dolar kaynaklı çok var. Biz gittiğimizde kuyrukta yani. Çok var. Onun için böyle bir problem de yaşayabiliriz. Onun için fazla şey olmamalı. Mehmet Ali. Charles Cooper ne diyor bakalım. Pardon, ondan önce bir şey söyleyeyim. Ben de yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben de yapılması gerektiğini savunuyorum. Korkulacak bir şey olmadığını politik açıdan da demek istedim. Yani. Peki şunu sorayım. Hükümetin endişelenmesi yerinde midir? Yani bizim büyümemizin önünü tıkayacak, bizi sıkacak bir IMF programı bu dönemde biz ne yapalım? Bence diyorlar. Olmayacak. Bakın Kore bizden daha mı kötü durumda? Kore gidiyor Amerikan Merkez Bankası'ndan borç alıyor. İstiyor. Türkiye'de böyle bir şey olsaydı muhtemelen Amerika'nın mandası gelecekti. Bir şey düzeltelim. Kore'nin bu hale düşmesindeki en büyük neden Kore'nin rezervlerini piyasaya girip harcamasıdır. Bakın, kritiklerimiz yapma. Mesela öbür tarafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şu son volatil yani zikzaklı ortamda bunu çok güzel yönetti. Bir örnek daha vereyim. Swap line'lar açıldı ya bu son. Zannediyorum bunu 5-6 sene evvel Türkiye'de ilk bizim Merkez Bankamız kullandı.